Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün terlerimiz geldi. Biraz ters olmuş açıkçası. Şöyle göstereyim. Zaten siz de görüyorsunuz. Hem ızgara hem de normal tel olmak üzere. İki parça şeklinde, pardon dört parça şeklinde. Bunlar ızgaramız. Tek kat çok şükür ve parlak olması gerektiği gibi. Aslına bakarsanız şuradaki boyanın kalitesiyle bunun kalitesi birebir aynı. Zaten aynı boya diyebilirim. Sorunumuz aslında şurada. Yani kafes falan gayet güzel. Sıkıntı yok. Kullanış bakımından olsun. Kurum bakımından olsun. Yani çok çabuk kuruluyor. Onun dışında yani kapılarının yeterliliği, kafesin sistemi olsun. Yani güzel bir salma kafes açıkçası. Fakat yani ben zaten karşısına da aynısını alacağım ama arkadaşlar telci berbat. Net bir şekilde berbat yani. Hani esnaflığı gayet iyi kafesçinin. Tek sorun maalesef ki telci. Ön tel olmadan da olmuyor biliyorsunuz. Yani kafes kafes yapan teldir. Böyle bayağı bir bize sorun çıkarttı. Sağ olsun hani bayağı bir ilgilen saadettim be ama son olarak tellerimiz bunlar. Şimdi şöyle yapacağım. Bunları kullanacağım da şu an takamam. Hem içerideki nüfus fazla hem de komple bir geçirmem lazım. O nedenle şimdi bir zamanım yok. Sonra takacağım bunları. Ne zaman vakit bulursam. Şimdi kuşların bir kısmını bir yere geçireceğim. Bir kısmı takacağım. Diğer kısmı tekrardan geçirip öteki kalan kısmı yerleştireceğim. Yani bunu yerleştirmem zaman alacak. O yüzden şu anda zamanım yok. Size videoyu çekip hemen kaçacağım. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Of, bayağı sert bıraktık. Şunların ikisi ızgara. Yani ızgaraları da yediler biliyor musunuz? Yani ızgaranın şeylerini de haliyle hayvanlar kemirgen, kıvrık gagalı. Ve hemen kemirebiliyorlar. Hatta şu ortayı da yediler. Şu an ortayı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şeyin rayın geçti yani ray kısmı. Onu da şöyle plastik yolladı. Yediklerini söyledim. Şöyle plastik yolladı. Hani böyle tavana takacağız bunu. Şu aradan geçecek. O diğer aparat vardı ya şuradaki. O aradan geçecek. Orta bölmenin şeyi. Bu ortadaki ray gibi bir şey yani öyle düşünün. Bölmesi. Şimdi bu yeni kafesimizin telinin şöyle bunların burada ya dış kısımda ya bunun da böyle kenar kısmında. Yani tel buraya değil de şuraya gelecek. Ön kapıları yaylı değil. Şöyle. Fark etmez. Bana fark etmez arkadaşlar. Önemli değil. Yani hem ben buraya hem de buraya kıl yemlik asabiliyorum. O yönden iyi ama. Bunda 3 tane yemlik yeri var arkadakinde. Bunda 2 tane. Güzel olan şey telin parlak olması ve tek kat olması. Altında galvaniz veya da ekstra bir boya bulunmaması. Ama yine böyle pütür pütür şey kalmış demirde. Bu neyden kaynaklanıyor bilmiyorum ama arkadaşlar eğer Saadettin Meydan kafes alacaksanız ya teli başka bir yerden yaptırın. Çok samimi söylüyorum. Ya da yani inanın benim şu anda zamanım ve imkanım olsa yaptıracağım ama ne zaman var ne imkan var şu anda hiçbir şekilde ilgilenemem. O yüzden uğraşmıyorum. Bu kalsın. Hani bunu aynı bu tel gibi yapamazlar. Bunu çok fazla kemirmişlerdi. Zaten şu an bakınca bile bellidir buralarında tüp tüp kemirdikleri. Alttaki beyaz boya, yanlış atılan beyaz boya kadar hepsi gözüküyor. Ama mesela hani bunda öyle bir şey yapamazlar. Asıl güzel tel hangisindeydi? Ben size söyleyeyim. MDF kafesimizin telleri vardı ya. Onun telleri mükemmeldi. Ben onun gibi olur diye düşündüm ama olmadı. Demek ki telden tele fark ediyormuş. Belki aranızda izleyenlerden telci olan varsa zaten bilir. İllaki detayını bilir yani bu işin içinde olan her türlü anlar. Şöyle göstereyim. Yani kafes genel anlamda bayağı kötü değil. Telleri pardon. Kötü değil arkadaşlar ama benim düşündüğüm gibi de değil kesinlikle. Sağlık olsun. Bunu böyle kullanacağım ama ben yine bir kafes siparişim olacak. Hemen karşısında bir kafes daha istiyorum. Kuşları zaten ayıracağım. Rahat rahat uçsunlar. Rahat rahat geniş alanda takılsınlar diye. Biliyorsunuz biz takımları arttıracağız. O nedenle bana sürekli kuş soruyorsunuz. Ama yavru dışında şu anda size kuş veremem. Takım olarak zaten yok elimde. Damızlık altı olanlardan ne var? Dişiler genelde var. Bulutun kızı şuradaki var ya köşedeki. Yani onu versem bile arkadaşlar aşırı derecede hırçın. Yani hayvanı kafesin içine yakalayamıyorum. Aldım da ellerim parçalıyor. Niye böyle hırçın oldu bilmiyorum. Kafeste herhangi bir şey de yapılmadı. Yani gagasını öptüren bir kuştu. O kadar söyleyeyim. Çok çok uysaldı. Sonradan ne olduysa böyle hayvan bir saçmaladı. Şu anda da bayağı bir hırçın. Rahatsız etmiyorum, ellemiyorum. Öyle kendi kendine takılıyor. Zaten damızlık olarak yetiştiriyorum. Hani damızlık olarak aldığınız kuşun da zaten çok da bir uysal olmasını beklemeyin yavru olması dışında.
Tabii ki de her kuş damarına basıldığında her canlı gibi tepki gösterecektir. Ama bu kuş biraz fazla tepki gösteriyor. Çok hırçın. Mesela şu yanındaki çiçek onun kadar değil. Hani gayet güzel Japonese falan anlaşıyor. Diğerleriyle gayet iyi anlaşıyor. Onun dışındakileri elime alıyorum. Mesela hiç ısırma falan yok. Yani ısırsalar bile o kadar zarar verme yok. Bu arada arka tarafa güzel bir şekilde tablolarını oluşturmuşlar. Bir kısım kan. Şu kuşun kanadı kanamıştı ya arkadakinin. Onun kanı. Yani onları da silemedim. Sileceğim. Onun dışında şu rainbowlarımız gayet iyi. Yani bir takım çıkartacağım. Benim arkadaki jumbolar sinirimi bozuyorlar. Ya şeytan diyor gerçekten hiç jumbo falan yapma. Sadece rainbow ve çek yap. Yani gidişat da onu gösteriyor gibi. Sanki böyle sadece rainbow ve çeke dönecekmişim gibi ama elimdeki jumbolara da kıyamıyorum. Mesela şu takım. Güzel bir renk. Şu takım güzel bir renk. Onun dışındaki zaten kaç tane jumbo kalıyor ki? Bir takım jumbo ve kırık dişi kalıyor. Bir takım bu kalıyor. Show ve jumbo. Bir takım da bu. Bu zaten sezon sonu gidiyor. Şunlar belki sezon sonu gider. Onun dışında iki takım, 2-3 takım jumbo bıraksak. Yani şunları da kıyamıyorum gerçi ama bunları da mı göndersem diye bakıyorum. Ya yerine rainbow alacağım arkadaşlar. Başka şey yok yani. Hani aklımda başka bir şey yok. Yerine rainbow almak istiyorum aslına bakarsanız. Diğerleri de jumbo olarak devam etsin. İki takım jumbo da bana arada bir jumbo versin istiyorum. Show mu? Hani hepsini çıkarttım zaten biliyorsunuz. İstemiyorum kesinlikle öyle üst vası falan. Üst vası falan devam etmeyeceğim. Devam edeceğim kuş. Muhtemelen rainbow, çek ve paso kırmızı göz olacaktır. Şu an çiz sistemim onun üzerine. Ha jumbo olursa da jumbo'nun da arkadaşlar kesinlikle renkleri çok dikkat çekici olmalı. Ya sarı yüz olacak ya güzel böyle parçalı canlı renkler olacak. Klasik renkler istemiyorum. Klasik mavi, klasik yeşil, klasik gri. Kesinlikle bunları istemiyorum. Hani yaparsam da çok farklı renkler. Albinolar, lütinolar olur. Onlar da biraz zor yani. Hani piyasası falan zaten uçmuş hayvanın. Neredeyse 5000 lira bir tanesini istiyorlar. Ben de onu alacağım. Yerine bir ton rainbow alırım. Yani mantıklı bir şekilde düşününce şu anda bu tarz bir üretimhane için çok aşırı kaçmış olur. O yüzden gerek yok. Kızımın 4 yumurtasıyla devam ediyoruz. Şu an burada herhangi bir yenilik yok. Ya mama veriyorum. Yani sabah veriyorum arkadaşlar. Akşama kadar o mama tamamıyla silinip süpürülüyor. Bu gayet güzel bir şey. Size yakında bir mama videosu da çekeceğim. Başlık bana kalsın. Başlığı şimdiden söylemeyelim. Sürpriz olsun. Ama ilerleyen günlerde güzel bir mama videosu da gelecek. Buna emin olabilirsiniz. Yuvalıkları temizledim. Talaş falan dökmüşlerdi hatırlarsanız. Tertemiz yaptım hepsini. Yavruları bir boylandırdım. Temizlik sırasında yuvalıkları da temizledim. Gördüğünüz üzere yuvalıkları falan gayet tertemiz yaptık. Yavrularımız güzelce büyüyor. Allah'a şükür gayet sağlıklar. Yakında toplu bir şekilde bilezik takacağım için hepsini bekletiyorum. Yani kırmızı gözlere, siyah gözlere, kırıklara hepsini aynı anda bilezik takacağım. O nedenle şu an için hepsi bekliyor. Yalnız bu annenin bu babaya da güzel bir bakıcılığı öğretmesi iyi oldu. Yani bu baba da aslına bakarsanız bakıcı ama. Şöyle güzel anne babalığı öğrenmeleri iyi oldu bu kuluçkada. Çünkü bir sonraki kuluçkada bunlar benim çok güzel işime yarayacak. Yani hem dişi değil erkek diğer dişiyle beraber güzel işime yarayacak. Burada bizim Hans büyüyor. Bunun tepeli olmasından şüphelenmiştim biliyorsunuz. Gayet güzel. Yani bilmiyorum çok hoşuma gitti benim ya. Biraz böyle şey geri kaldı büyümesi ama sorun olmayacaktır. Gayet güzel bir kuş. Biraz tüyleri geç çıkacak sadece. Kremino kırmızı göz. Yani ilk kırmızı gözümüz ya illaki bize problem yaşatacak. Yanlarına da iki tane böyle kardeşini koydum. Aynı şekilde şu kardeş de galiba kremino kırmızı göz. Ya bir tane anne mi yolmuş yoksa hani yavrular üst üste yatıyorlar ya. Dışkı yapışıp şu üstteki tüylerini yolmuş galiba. Ya da kırık yoldu. İkisinden biri. Yavrular gayet iyi Allah'a şükür ama tüyler gitmiş. Bir tane kırmızı göz var. Allah nazarlardan saklasın onu. Gerçekten bayılıyorum. Şimdi göstereceğim onu da. Burasını zaten göstermiş. Yuvalık boş. Altlarını falan güzelce zaten dediğim gibi temizledim. Burada bir tane yavru büyüyor. Biraz da yumurta ekledim buraya. Ne yalan söyleyeyim. Diğer yavrular biraz daha fazla ya sayı bakımından. Aslında ben buraya yavru da atabilirim birkaç tane. Vallahi öyle yapalım ya. Burada niye tek yavru duruyor ki? Hemen atalım buraya da birkaç yavru. Evet, Bulut'un kızının altında vardı. Toplam oraya 6 tane bırakmıştım. Yani biliyorsunuz orada 2 taneydi. 6'ya çıkarttım. Şimdi 4'e düşürdüm. Orada 4 tane yavru dursun. Burada da 3 tane dursun. Tam böyle boyları zaten.
Japon esprit yumurtamız zaten yok biliyorsunuz, hepsi iptal. Sağ olsun ya kırdı ya döktü ya bir şeyler yaptı. Bu kuluçka da ona birazcık çektireceğim. Kusura bakmasın, bakacak yavru. Benim güzel kızım yatıyor. Vallahi arkadaşlar hiç beklenmeyen performans. Allah nazarlardan saklasın. Hiç dışkı mışkı büyüdüğünü de görmedim yani. Hani şurada bir tane ufacık var. Kuluçkaya yattı, öyle dışkısı büyümeye başladı ufaktan. Daha ilk yumurtamız duruyor, ikinci daha gelmedi. Ya maşallah gerçekten şaşırtıyor yani beni bu. İnşallah bunlarla güzel şeyler olacak. Bu arada sizlere dediğim gibi ben stok videoları paylaşacağım için biraz yavruların bir anda büyüdüğünü ya da ne bileyim bir anda yavruların çoğaldığını da görebilirsiniz. Burası zaten boş, an burayı temizlemeyi unutmuşuz. Bu dişin iç poposuna falan bakmadım ha. Unuttum ben, bu arada kaynadı. Bunların yuva zaten boş, onları açmayayım. Onun dışında burada başka bir şey kalmadı. Yavrulara bir dönelim. Şöyle. Açalım bakalım neler varmış burada. Evet. Şurada bir tane, bu muydu kırmızı göz? Yok. Yok, bu değil. Bir tanesi kaka yapıyor. Evet. Yaptı kakasını. Şöyle üzerine örtelim. Sonra tüylerine falan yapışıyor. Gayet iyiler arkadaşlar. Allah'a şükürler olsun. Buraya full siyah göz bıraktık. Pastel anne babamız büyütüyor. Pastelin 2 tane yumurtası kaldı. Yani kaç yumurtladı? 9 yumurtladı. 9 taneden 8 tanesi falan şu an için net bir şekilde yaşıyor diyebilirim. Yumurtalar da dahil olmak üzere. Çıkan da 6 tane. Hep buraları temizledik. Bununla 2 tane kırmızı göz bıraktım. Maşallah, Allah nazarlardan saklasın. Gayet iyiler. Bakın bunda da var. Yani bu yavruda böyle bir tüy şeyi yoktu. Yolunması yoktu. Bunda da başlamış. Ya yani muhtemelen anne yoluyor da. Yani bu kırığın vardı biliyorsunuz. Hem bileziklere karşı bir takıntısı var. Hem de bel üstündeki tüyleri ara ara yoluyor. Yani geliyorlar bu kuşa. Niye öyle bilmiyorum. Gayet de sağlıklı yavru bakar ama. Bu arada bu da şu galiba şey. Kırığın bebeği. Yani yavrular çok şükür Allah'a sıkıntısızlar. Birkaç tane var dediğim gibi böyle arada ama onlar da toparlar yakında. Zaten şüpheli olanlar kendi belli ediyorlar. Mevsimsel silleyi yiyenler kendi belli ediyor. Burada da anne beslerken yakaladık. Nem nem nem, ağza bak. Evet. Bu tarafta durumlar böyle. Bir de şu arka tarafa bir bakalım. Burada neler var neler yok. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bu DF takımımız inatla bunlarla haberleşip asla ve asla yumurtlamıyorlar. Zaten tüy durumları da vardı. Zaman verecektik. Verdik zamanımızı ama biraz böyle sinir bozucu bir hal aldı bunların ikisi. Açıkçası hoşuma gitmiyor. Yani bakın sabah verdiğim mamanın haline bir bakın. Birazdan toplayacağım zaten. Göstereyim, anlayacaksınız. Sabah verdiğim mama bu. Hayvanlar bunu resmen gömdüler ama nedense bu kadar besine, bu kadar kızıştırmaya, bu kadar şeye karşın halen daha geride duruyorlar. Tüydeyken bunlar zaten çiftleşip yavru veren kuşlar. %99 bunlar engelliyor. Sürekli birbirlerine bakıyorlar çünkü dişiyle erkekle sürekli şu köşede buluşuyorlar. Yani araya bir plaka koyma isteme sebebim buydu. Yani arada bir bölme olsun deme sebebim buydu. Sürekli olarak birbirleriyle takılmaları. Zaten dedim ya, bunlar sezon sonu gidiyorlar arkadaşlar. Allah nasip ederse bunları da yolluyoruz. Şimdiden benden fiyat isteyenler, kuşları ne kadara vereceksin gibisinden soracaklar varsa sormasınlar. Çünkü şu an içindeyiz. Zaten halen daha sezon sonu gelmedi. Sezonun ortasındayız. Hani o nedenle şu an dediğim gibi sormayın. İlerleyen günlerde inşallah zaten göreceksiniz ilana koyduğumu. Zaten Japon esleri göndereceğim. Japon esi olayını bitireceğim arkadaşlar. Sadece kırmızı göz, Çekoslovak, normal Çek kuşlar. Onun dışında bir iki takım, yani üç takım kadar daha alır mıyım ya da ne bileyim daha oluşturur muyum bilmiyorum. Maksimum bir beş takım diyelim hadi. Jumbo. Geri kalan da full rainbow. Yani benim ağırlığım arkadaşlar kırmızı gözlerde, Çeklerde olacak. Rainbow'larda da bir 7-8 takım olur. Sonrasında da jumboları da bir kenardan, kıyıdan, köşeden ekleriz. Dediğim gibi yani ben ağırlığımı bunlara vereceğim. Zaten çok da fazla abartmadan devam edeceğim. Kafesleri yerleştireceğiz bir boş zamanımızda. Yani şu anda da boşuz gerçi de. Yani boş dediğim birkaç günlük arada bir boşluk oluyor.
Ama dediğim gibi dayımın zamanı denk gelmiyor. O tahtaları ayarlasın. Kenarda dursun. Zaten acelesi yok. O tahtaları ayarladıktan sonra buralara takacağımız alt üstü 5-6 tane tahta. Onlar da maksimum yarım saatimizi alır. Çok da fazla sürmez açıkçası. Ondan sonra zaten kuş adamız tamamdır. Daha da bir şey kalmıyor. Evet, bugünlük benden bu kadar. Terlerimiz de inşallah bizlere hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Sanki yeni kafes almışçasına sevindim. Ama inşallah bunu da diğer tel gibi yemezler. Umarım güzel olur ya. Parlak en azından. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.